Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bugünkü sohbetimizin konusu evet meleklerle dost olmak, dost olabilmek. Bununla ilgili Risale-i Nur'da, şualarda, 11. şuada çok güzel bir bahis var, bir bölüm var. Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor, başından geçen bir hadiseyi şu şekilde anlatıyor. Biz de oradan başlayalım. Diyor ki, bir gün bir duada, Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle. Mealinde duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını, ismini zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaike iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Yani herkes Azrail Aleyhisselam'ın ismini andığı anda ürkerken Bediüzzaman Hazretleri sevmeye başladım diyor. Ve lezzet almaya başladım o ismi zikirlerince. Bu Azrail Aleyhisselam'da biliyorsunuz dört büyük meleklerden bir tanesi, melekler taifesinden bir tanesi. Bu meyvelerden bir tanesi şöyle diyor, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı nedir? Elbette ki onun ruhudur. Yani bizlerin en kıymetli malımız canımızdan daha ötesi ne olabilir ki, değil mi? Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Yani madem ki bu ruhumuz, canımız en kıymetli varlığımız, elbette ki bu en kıymetli varlığı çok sağlam, kuvvetli, emin bir ele teslim etmek lazım. İşte o elde kim? Azrail Aleyhisselam. O zaman bu manada Azrail Aleyhisselam'ı biz ne yaparız? Elbette ki severiz. Bunun gibi Azrail Aleyhisselam'ın evinden olan bir sürü melekler var tabii. Bunlardan gene bizle sohbet etmek isteyen, konuşmak isteyen bir de Münker Nekir melekleri var biliyorsunuz. Bunlarla da ilgili bir bakalım bu nasıl bir dostmuş, nasıl bir dostluğumuz olacakmış. Buna da şöyle bir göz atalım arzu ederseniz. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Yani insan iman olduğu zaman eğer itikadı sağlamsa, kavi bir imanı varsa ölümden de rahat bahsediyor, kabirden de rahat bahsediyor. Böyle sanki dünyevi işlerden bahseder gibi insan rahat rahat kabirden bahsedebiliyor. İşte burada da şöyle buyuruyor. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecridi mutlak içinde, yani tek başına küçük bir yerde iken, öyle tek başına bir yerde iken, oradan tevahhuş ve meysiyetten tedehüş ederken, bir insan ürker değil mi? Bu korkmak esnasındayken, ürkerken, korkarken birden diyor, Münker ve Nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Mübarek iki arkadaş çıkıp geliyorlar. Nerede? Kabirde, dar bir yerde, tek başına yatarken
adeta korkma, ürkme anı olduğu bir anda birdenbire iki arkadaş, dost geliyorlar. Münker ve Nekir isminde. Benimle münazaraya başladılar. Benle münazaraya, soru cevaplara, sorular sormaya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. Âlem ervaha pencereler açıldı. Allah Allah, birdenbire o konuşmanın neticesinde ruhlar âlemine pencereler açılıyor. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Elhamdülillah bizler de bu iman itikat çerçevesinde işte inşallah her birerlerimize nasip olur. Bir kabre gireceğiz. Girdiğimiz anda ürkmeyeceğiz, korkmayacağız. Ne yapacağız? Hemen iki tane mübarek arkadaşı beklemeye başlayacağız. Gelsinler de biraz sohbet edelim diyeceğiz. İnşallah bunları yapacağız. Yine bir kabirden bir misal veriyor. Şöyle diyor ki, sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin men rabbuke, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek men müptedadır, rabbuke onun haberidir, müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek hem o melekeleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmeti ilahi tebessüme getirdi. Azaptan kurtuldu. Yani şimdi bir talebe ders çalışırken medresede vefat ediyor. Sonra kabre giriyor. Kabirde münker nekir melekleri geliyorlar, sormaya başlıyorlar. Diyorlar ki men rabbike. O da kendisini ders yapıyor zannediyor. Diyor ki ya bu kadar kolay soru ne soruyorsunuz? Biraz zor soru sorun bana diyor. Hem oradaki melekleri güldürüyor, hem bir keşfel kuburu güldürüyor. Oradaki diğer ruhları da güldürüyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini de çoğalmasına, artmasına vesile oluyor. Ve azaptan çocuk ne oluyor? O talebe kurtuluyor. Aynen bunun gibi yaşanmış bir hadise gene. Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip özellikle kabirde girmeden tabii hapisteyken bu Üstad Hazretleri'nin yerine vefat etmek istiyor ve neticede Üstad Hazretleri o şekilde ifade ediyor diyor. Benim yerime vefat eden Hafız Ali diye bahsediyor. İşte bu Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği müsirlüğü ben de ve Risale-i Nur talebeleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Biz de inşallah bu iman Kur'an hakikatlerini ne kadar okursak, anlayabilirsek, ruhumuza, kalbimize, sırlarımıza, latifelerimize işleyebilirsek elbette ki bizim dostlarımız olan münker nekir melekleri gelip sualler sorduğu zaman bu hakikatlerle cevap vererek hem onları mutlu ederiz, hem biz rahat ederiz, hem de bizim halimizi seyreden diğer ruhlar da onlardan lezzet alırlar. Hem melekleri imanın saadeti dünyeviyeye medar cüz'i bir numunesi de şudur ki, şimdi meleklere imanın ahirete ait bir sürü faydaları var da dünyaya karşı faydası yok mu? Elbette ki var. Mesela küçük bir gene talebeden
misal veriliyor burada. O misali, örneği anlamaya çalışalım. İlmihal'den iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyle eden diğer bir çocuğa, yanında olan arkadaşının kardeşi vefat etmiş, başlıyor ağlamaya. Böyle ağlayan bir çocuğa ağlama, şükreyle senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer, bizden daha iyi keyfedecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir deyip feryat eden ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Yani gerçek halde budur. Ölen bir çocuk ne oluyor? Adeta cennetin bir kuşu oluyor. Orada ne yapıyor? Diğerlerine kavuşuyor. Rahat ediyor, dünyadan daha güzel bir yer. Bu şekilde inandığın zaman o çocuk ne yapıyor? Tamam, benim arkadaşım cennete gitti. İleride ben de inşallah oraya gideceğim diye düşünür ve teselli bulur. Bunun gibi diyor, aynı bu halet-i rühe ile ilgili olarak Üstad Hazretleri de burada kendi başından geçen bir iki hadisi için şöyle bahsediyor. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden biraderzadem merhum Fuat kardeşinin oğlu Fuat. Birisi bu. İkincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden alime hanım namındaki merhuma kardeşim. Birisi kardeşinin oğlu Fuat, diğeri de kız kardeşi alime hanım tavaf esnasında vefat ediyor. Bu iki akrabamın ölümleri İhtiyar Risalesi'nde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat, o Salihe hanım, insanlar yerinde, dünyada kalsa insanlar olacak ama ahirete gittikleri için insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. Aslında vefat edenler için böyle düşünmemiz lazım. Bu dünyanın bütün tehlikelerinden kurtuldular, rahat ettiler diye idrak edip kabullenmemiz lazım. O şiddetli hüzün yerine büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ettim. Erhamirrahimine teşekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Bizler de bunlar için dua ediyoruz. Hem bunlara, hem üstadımıza, hem bütün Risale-i Nur talebelerine, vefat edenlerine, hem bütün ehli imanı, eşimize, dostumuza, ana babamıza, hepsine de bu vesileyle Rabbimiz rahmet eylesin. Amin. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve muvazeneler, imanın saadeti dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Ve bu o külli ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadeti hayatiye ve lezzeti ömür cihetiyle her müminin imanı ona bir saadeti ebedi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek büyük meyvelerinden beş meyvesi meyve-i miraç olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalınca numune olarak yazılmıştır. Erkan imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi. Biz tabi burada biliyorsunuz imanın rükünleri neydi, hatırlamaya çalışalım.
Amentü'de var ya, Amentü billahi ve melaketi ve kütübi diye geçiyor. İşte bunlardan bir tanesini biz meleklerden okuduk. Ama şimdi onun haricinde başka şartlar da var biliyorsunuz. Mesela ne diyor burada da? Erkan-ı imaniyenin her birinin, yani Allah'a iman, ahiret gününe, kitaplara, peygamberler, hayır ve şerre, kadere, değil mi? Melekleri, bütün bunların her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmunun hepsinin birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i ilahiyedir diye başta demiştik. Yani en mühim meyvelerinin başında elbette ki rüyet-i ilahiye var. Yani Rabbimizi müşahede etmek, gözümüze görebilmek. Bu ne kadar muazzam büyük bir nimet. Ve 32. sözün ahirindeki muvazenede imanın saadeti dareyine medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. Ya bu imanın meyveleri Risale-i Nur'un her tarafında serpiştirilmiş. Bu şekilde çok güzel, çok tatlı, harika bir şekilde izah edilmiş. Mesela yine buradan bir bölümde şöyle diyor. İman-ı bil kader rüknünün kıymetdar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil. İman-ı bil kader rüknünün, kadere inanmanın meyvelerinin bu dünyada bulunduğuna bir delil de şudur ki mesela diyor. Umum lisanında men amene bil kader emine minel keder. Dar bir mesele olmuştur. Adeta atasız olmuş. Sürekli kullandığımız, söylediğimiz bir hal. Yani neymiş? Kadere iman eden gamlardan, kederlerden, sıkıntılardan kurtulur. Kadere iman eden. Risale-i Kader'in ahirinde güzel bir temsiliyle iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Kadere iman olmazsa bu dünya hayatı, saadeti, her şey mahvolup gidiyor. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Yani bu da kadere imanın meyvelerinden birisi. Nitekim başımıza geliyor, her şey geliyor, hastalığı oluyoruz, başka şeyler oluyor. Ne diyoruz? Bu da bizim kaderimizmiş. Bize tevekkül etmek, sabretmek, kabullenmek düşer diyoruz. Ve de imanımızın mertebesine, derecesine göre bu gibi hadiselerde, hadisatlarda, kaza, bela, musibetlerde ne yapıyoruz? Bir rahat, bir inşirah, bir nefes alıyoruz. Melaike'ye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki, yine melaike ile ilgili olarak meyvelerinden bir tanesi. Mesela Azrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak'ta münacat edip demiş. Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ya Rabbi ben bunlar ruhlarını alıyorum ama hepsi bana kızacaklar, küsecekler, daralacaklar diyor. Ona cevaben denilmiş. Senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Günlük haberlere bakıyoruz. Hep böyle haberlerde, vefatlarda ya uçak düştü diyoruz. Ya araba çarptı diyoruz. Veya elektrik çarptı diyoruz. Bir şeyler diyoruz. Aklımıza gelmiyor ki Azrail Aleyhisselam geldi bunların ruhunu kabzetti. Hep ne yapıyoruz? Sebepleri şunlara bunlara atıyoruz. Onun için diyor ki, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Artık nedir? Şikayetler onlara gidecek.
trafik kazasında öldü. Halbuki ruhu kabzeden Azrail aleyhisselam. Aynen bu perdeler gibi, aynen bu perdeler gibi Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. O da bir perdedir. Azrail aleyhisselam vazifesi kendisi de aslında bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Haksız şekvalar nedir? Mesela gençlerin ölümü. 23, 25, 35, 40 yaşında ölüyorlar. Ya gencici yaşında gitti diyorlar. Burada ya Azrail aleyhisselam işte geldi ruhunu kabzetti diyoruz. Değil mi? Bunun gibi. Bunu Azrail aleyhisselam perde oluyor ta ki bu haksız şikayetlerimiz Cenab-ı Hak'ta gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahatiyetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar Rahim'e mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Yani burada bizler hep böyle zahire bakıyoruz. Gözümüze gördüğümüze göre hükmediyoruz. Burada da hakikati görmediğimiz için hani nasıl hakikati görmediğimiz manasını biraz önce ifade ederken ne demiştik? Dünyanın günahlarından, tehlikelerinden kurtulmuştu diye hem kardeşinin oğlu Fuat için hem de kız kardeşi Alime hanım için ne diyordu? Dünyanın günahlarından, tehlikelerinden kurtuldular elhamdülillah demişti ya işte bu. Herkes ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar Rahim'e mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Burayla ilgili olarak gene bir imani bahis var. Burada bir anlama çalışacağız. Aynen bunun gibi. Bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri izzeti rububiyetin perdeleridir. Aslında melekler de nedir? Birer perdedir. Tıpkı Azrail aleyhisselamın olduğu gibi. Hastalıkların, kaza, bela, musibetlerin Azrail aleyhisselama perde olması, Azrail aleyhisselam da haksız şekvaların Cenab-ı Hakk'a gelmemesi için bir perde olması gibi diğer bütün meleklerin de aslında yaptığı bütün işler hepsi birer perdedir. Ta güzellikleri görülmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin. İtiraza hedef olmasın. İtiraza hedef olmasın. Mesela nedir işte? Rüzgar, yağmur, biliyorsunuz bu kar, bu gibi deprem gibi hadiselerle bizzat birebir ilgilenen kim? Mikail aleyhisselam ne yapıyor? Bu işlerle, dünyevi işlerle ilgileniyor. Buralarda bize göre yanlış, hakikati görmediğimizden dolayı yanlış zannettiğimiz meseleler aslında bu işi yapan Mikail aleyhisselam. Ama o da bir perde. Orada gelen bize göre yanlış olan şeyler Cenab-ı Hak'ta gitmesin diye o da bir perde olmuş. İtiraza hedef olmasın ve hassiz, ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerde kudreti, mübaşereti, nazarı, zahiri de görünmesin. Yani biz mesela deprem olduğu zaman ne diyoruz? Ya işte şu kadar yerin altında, 12 kilometre altında işte patladı diyoruz. Patlatan kim? Gerçek halde, hakikat halde zamanını, süresini, şiddetini, yerini, mevkisini, hepsini gerçekte hazırlayan, yapan, tespit eden Cenab-ı Hak. Ama böyle bize göre yanlış değer verdiğimiz için o yanlış değerlendirmeden Cenab-ı Hakk'a bir itiraz gelmesin diye işte sebepler ortaya koymuş. Ta ki bu şekilde biz yanlış zannettiğimiz şeyler
şikayetlerimiz Cenab-ı Hakk'a doğrudan doğruya gitmiyor. Ne diyoruz? Sel yağdı diyoruz. Ne diyoruz? Son 50 senenin en fazla şiddetli yağışı bir anda yağdı diyoruz. Sel geliyor, bütün her tarafı götürüyor. Peki o yağış oraya gönderen kim? Yapan kim? O yağmuru bir anda o kadar çok yağdıran kim? Bak bunlar aklımıza gelmiyor. Niye? Sebeplerden Cenab-ı Hakk'a itiraz etmeyelim diye. Ama gerçek nedir? Gerçek hakikat şu. Yoksa her bir şeyin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri katı gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. Her şeye. Bulutu bir yerden bir yere sevk eden Cenab-ı Hak, yağmur yüklü bulutları, tonlarca olan bulutları sevk eden, oraya gidip oraya yağın diyen Cenab-ı Hak. Gerçekte her işi, her fiili, her ameli, her şeyle yapan Cenab-ı Hak. Ama perdeler koymuş. Biz ta ki yanlış mana verdiğimiz meselelerde Cenab-ı Hak'tan şikayet etmeyelim diye. Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icadı hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri katı gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek, yaratmak, icat etmek ona mahsustur. Esbab, sebepler birer perdedir. Perdedir. Melaike gibi zişur olanların yalnız cüz'i ihtiyarıyla cüz'i icatsız kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Yani hiçbir şeyler yok. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Diyor ki şu işte rüzgara sen idare et. Oradan oraya götürürken başında dur. Yani tıpkı bir arabayı kullanan şoför gibi. Tamam, şoföre baktığınız zaman şoför işte gaza basıyor, direksiyonu çeviriyor, gözüyle bakıyor, yolu götürüyor ama aslında şoförün yaptığı bir iş de gerçekte yoktur. Çünkü gözü görmesini sağlayan Cenab-ı Hak, ele kuvvet veren Cenab-ı Hak, ayak kaslarına gaza basma veya frene basma kuvvetini veren Cenab-ı Hak, bütün bunları yapan bir fiil Cenab-ı Hak. Ama işte orada insanı bir perde yapıyor, melekleri bir perde yapıyor. Bu şekilde bakmak lazım, bu şekilde görmek lazım. Ta ki yanlış zannettiğimiz işlerde Cenab-ı Hakk'a itiraz etmeyelim. Güzel olarak özellikle insanların yaptığı işlerde de, bizim yaptığımız güzel işlerde de gururlanmayacağız. Diyeceğiz ya Rabbi, senin havlun kuvvetin olmasaydı, bana görmeyi vermeseydin, konuşmayı vermeseydin, elime, ayağıma, kuvvet kaslarıma vermeseydin, ben bunların hiçbirini yapamazdım diye hakikati anlayacağız. Güzel yaptığımız işlerde Rabbimize şükredeceğiz. Hakikaten bu bahis böyle devam ediyor, gidiyor. Bu iman, melekleri iman ve diğer imani bahisler olsun hepsi, işte kitaplar olsun, Resul olsun, ahiret olsun, kadir olsun. Bu bahis gerçekten çok güzel ama biz burada bu akşam sadece sohbetimizde meleklerle ilgili bir bahis okuduk. İnşallah böyle ahirette başlangıcı olan kabirde de girdiğimiz zaman bizi dost bir şekilde karşılayacak münker ve nekirli melekleriyle Rabbim buluşmayı bizlere de nasip eylesin diyelim. Ölümden o kadar ürkmeden bu dersin verdiği bir hazla, bir lezzetle böyle diyoruz. İnşallah orada da böyle karşılaşırız. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.